Meme şefim, Danilo şefim bekliyorum. Elimizde çok büyük bir şeyim var. En sevdiğiniz şef kimdi? Ben ondan daha özgüvenliyim. Dünya şampiyonu olmuşum. Sizin oradan... sevginiz var mı? Geliyor mu? Yiyor mu? Yemeklere Denir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 2021 MasterChef yarışmacılarından Bilhan Şef'imizle birlikteyiz. Bizi burada ağırladığınız için öncelikle teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiniz. Gerçekten çok mutluyum şu an. Biz de çok mutluyuz. Güzel bir program olacağına inanıyorum. Biz de. Peki Milhan Erdem biz tanıyoruz. Ama Milhan Erdem kimdir? Milhan Erdem aslen Kütahyalı. Yaşımı söylemeden yaşını... önce bir tahmin... Ya tahmin... Bilmiyorsunuz ya, bir tahmin edebilir misin? Ben yani 26... derim. Yani 26 var. 27. 23 yaşındayım. 2001 doğumluyum. Neden 27 dedim? Bu kadar genç yaşta. Yani böyle bir başarı. Evet, zaten bunu bildiğim için size sordum. Herkes çok yüksek söylüyor. Çok mütevazısın. Teşekkür ederim. Çok mütevazısın. Efendim mütevazısın. Tamam ama süper. Gerçekten büyük bir başarı. Tebrik ediyoruz teşekkür seni. Ederim. O zaman şöyle başlayalım. MasterChef'e katılmaya nasıl karar verdik? Önce biraz bundan bahsedelim mi? Bahsedelim. Şöyle oldu aslında. Size açık açık her şeyi anlatacağım. Normalde tamam, çok 2-3 programda anlattım ama bu kadar açık anlatmadım. Pandemide karşıda oturuyordum. Kuzenimle yaşıyordum ve pandemi olduğu için bir restoranda çalışıyorduk. Karşı derken? Şu an şeydeyiz. Evet, şu an neredeyiz Anadolu'dayız. Avrupa'da. Bilimi yok. Karşı yani, oturuyoruz. Yani Florya tarafında oturuyorduk. Şu an Kadıköy'deyiz. Kadıköy'de. Florya'da, evet. Florya'da oturuyordum. Her gün Nişantaşı'na gelip gidiyordum. Pandemi girdi. 3 gün çalışıyoruz, 4 gün yatıyoruz. Evde olduğum sürece de bir MasterChef programı açık ama hiç izlememişim. Bir gün böyle oturdum. Sardı beni MasterChef. Şöyle mi oldu ya? Bunların daha iyisini yaparım ben. Aynen öyle. Ha birisi hadi katıl demedi. Hayır şöyle oldu aslında. Bir tane çocuk çıktı 18 yaşında. Kırmızı bir sweater. Kırmızı şortlu. Vardı çok iyi hatırlıyorum. Ya. Ben de o zaman 18 yaşındayım. Meme Şef dedi ki maydanozu doğrayabilirsen dedi sana böyle yapacağım. Doğrayamazsan böyle yapacağım eğleneceksin dedi. Doğrayamadı ve böyle yaptı. Bu hikayeyi hatırlıyorum sanki ben. Dedim ki bu çocuk bu özgüvenle bu yaşında çıktıysa dedim ben ondan daha özgüvenliyim. Çünkü ben 2020 senesinde. Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. 2019 senesinde dünya şampiyonu olmuşum 38 ülkede. Vaaay evet, çok iyi. Dedim ki bende bu özgüven varken ben zaten katılırım. Evet. Harika. Öyle bir dedim ki başvurular açılsın, başvuruya yapayım. Yani 19 yaşındayız. Aynen 19 yaşında. Aynen. 19 yaşında başvuru yaptım ve katıldım bu şekilde. Böyle aileniz falan destekledi mi size? Yani çevreniz, söylediğinizde ne tepki verdiler? Ya aslında en büyük destekçim Önder abi, Önder şefim. Biz Nişantaşı'nda beraber çalışıyorduk. Evet, Önder şefle beraber çalışıyorduk. Ben ona söyledim. Yani ben dedim yarışmaya katılacağım. Nasıl olur sence? O da dedi ki sen yaparsın dedi. Yani kimler yapmıyor ki dedi. Vallahi bir gazla gönderdi. Aile zaten. Ne yaparsam yapayım arkamda. Harika. Ne yaparsam harika, yapayım. Kötüsünden iyisini arkamda yani. Helal olsun. Çok güzel. O yüzden yani herkes destekledi. Öyle bir MasterChef serüvenim oldu aslında. Başladı. Anladım. Genel olarak hayatınızda böyle uzun zamandır yemek yapıyorsunuz. Evet, ama yapıyorum. Yapmayı en sevdiğiniz yemek hangisi onu merak ediyorum. Böyle yumurta tarzı olayları çok severim. Menemen yapmayı çok severim. Özellikle dükkanda menemeni çok yaparım. Nasıl yapıyorsunuz? Soğanlı mı soğansız mı? Şöyle çakalı menemeni yaparım kaşarlı. Ya çok iyi. Evet ben de çok severim. Ya böyle aslında bütün yemekleri yapmaktan çok zevk alıyorum. Öyle ayırt ettiğim bir yemek yemeği yok. Yemeği en çok sevdiğiniz yemek. Mumbarı çok severim. Ciddi evet. misiniz? Bunu beklemiyordum ben. Kanatı çok severim. Gerçekten çok severim. İlk cevaba şaşırdım ama. Neden hamburger? Hamburgeri de çok severim. İlk top 3'ümü saydım. Ha. Evet. Kanat, mumbar. Hamburger. Hamburger, ha süper. Benim rüyaların saçmalık seviyesi. Evet, aynen. Çok iyiymiş. O zaman şunu soracağım. Arkadaşlar burada bir imza burgerimiz var. Yarışmadan da çıkan bir burger bu. Aslında ismi oradan esinlenmiş. Şimdi onun hikayesini soracağız Milhan Şef'im. Onun hikayesi bize bir anlatır mısınız? Nankör kedi. Evet. Yes, işte bu. Yine konu pandemiye dayanıyor. Kuzenimle evde oturuyoruz. Dedik ki bir aslında TikTok çekelim. Hangi şarkıyla çekelim? Ben de o sıralar İbrahim Tatlıses'in Nankör Kedi şarkısı dinliyorum ama emgarlanıyorum. Şaka. Öyle bir şarkı. Biz bir akım yaptık. Sonra abim attı. Abim de görüldü, attı ve 3-4 saat yazmadım onu. Dedim ki herhalde beğenme, çok kötü. Beğenme. Dedi ki 3-4 saattir gülüyorum dedi. Ya şaka yapıyorsun. Dedi ki bunu hemen Instagram'a bir attık. Neyse biz yattık. Sabah kalktım işe gidiyorum Nişantaşı'na. Video metrobüse patlamış. Tanımadığım insanlar bana şey yapıyor. İşte çok güzel böyle ünlü bir sayfalar da atıyor komedi sayfaları. Biz patladık. Patladı. Sonra yarışmaya girdik. Yarışmada da Somer Şef'e izletmişler galiba prodüksiyon. Evet. Dediler ki Milhan'cığım sana elimizde çok büyük bir şeyim var. Ben de bir korktum aklıma neler neler geliyor. Neden bahsediyorsun? Ben olabilir, ne yaptım acaba? Ne içeceğim olabilir. Sonra Nankör Kedi şarkısı çaldı. Şaşırtı dansı vardı. Evet dansı zaten. Dansı da var. Evet. Dansını da yaptık. Çok ardından güzel. Dışarı bir çıktım herkes Milhan diye hitap etmiyor. Nankör Kedi aşağı, ya, Nankör Kedi yukarı. Ve biz de imza burgerimize Nankör Kedi ismini verdik. Birazdan onu tadacağız. Bu arada yaparken de Milhan Şef'imiz bize yapacak onu. Merak ediyorum tadında.
Peki ufacık bilmeyenler için ufacık bu dansı isteyeceğim ben sizden. Arkada yapalım. Tamam. En son arkada birlikte yemek yaparken yapacağız. Yapalım. Anlaştık. Şarkısını da açalım. Tamam, harika olur. Yemek yaparken. MasterChef'te 3 şef arasında en sevdiğiniz şef kimdi ve nedenini istiyorum. Zor bir soru. Evet. Evet, hepsi çok tatlı. Hepsi çok iyi evet. Benim gözümde. Hepsinin yeri çok farklı. Evet. Ama Somer Şef'te Kalamış da oturuyor biliyorsunuz. Evet. Somer Şef biraz daha böyle bana... Destek oldu mu? Yani evet, size... açılışıma Somer Şef geldi. Meme Şef'im, Danilo Şef'im bekliyorum. Evet. Daha gelmedi, 2 sene oldu. Danilo Şef'im, dükkan açtınız, komşu geldiniz, daha gelmediniz. Vallahi gelirseniz mutlu oluruz. İşte Somer Şef geldi. Somer Şef'im biraz daha böyle, ben ona daha sıcak kanlıyım aslında. Yani her şeyimi anlatabilirim Somer Şef'e. Süper, harika. Peki böyle yarışma esnasında veya işte yarışmada ben, yani bu bana uygun değil deyip şefler arasında fikir ayrılığı yaşadınız mı hiç? Yani benim bu yemeğim çok iyiydi ya. All Star'da yaşadım, All Star'da. All Star'da, Evet, All Star'da 5 oyun oynuyoruz. 5'te 4 yaptık. Yani en çok oyun oynayan ben ve Araz'dık. Ve artık son gün öyle bir tabak yaptım ki dedim ki ben... Kesinlikle. Herkes diyor ki sen çıktın yukarıdan. Dedim ki oh artık Allah'ım sonunda beni gördüm ve ben çıktım. Sonuncu oldum. Ya. Başaramadık abi. Neyi başaramadın abi? All Star'da. Yani benim çok iyi dediğim tabak aslında onlar için çok kötü. Peki All Star'a katıldığınızda böyle hani şey, biraz da sempatikliğiniz... Neden dolayı mı All Star'a katıldınız? Onu merak ediyorum. Yok şöyle aslında ben dükkanı yeni açmıştım. All Star vardı ve yani katılmam lazımdı çünkü All Star ilk defa yapılıyor aslında. Evet. Siz yine başvuru mu yaptınız? Yok, eski yarışmacılar geliyor sadece. Aa, evet. Eleme sistemiyle oluyor aslında. Üçümüz yarışıyoruz. İşte hangimiz iyi yaparsak o All Star'a katılıyor. Anladım. İşte 5'te 4 attık yani 10 oyun oynadık toplamda. 9 oyun oynadım ben de. Toplam 10 oyun, 9 oyun ben oynadım. Peki bu çekimler kaç saat sürüyor? Çok merak ettim yani bağımsız. Bak baklava çekimi yaptık bir gün, soğuk baklava. 2021'de. Gece 4'te falan çektik. Şimdi herkes şey dedi, bu master class hani bir önünde ceza ya da bir eleme yok. Eğlencesine. İşte birisi Ankaralı, birisi Adanalı, işte birisi diyor ben 6 katlı şöbiyet yapıyorum. Ben de memleket 43 ya. Evet. Memleketim gururlansın dedim, 43 plakalı baklava yapmaya kalktım. Oo, çok güzel. Ben şimdi saat 4'te çekiyoruz da biraz böyle hani kafam gidiyor artık. Şimdi tam 43-21 katının arasına Antep fıstığı koymak lazım. Ben işte 35 çıkmışım, öyle koymuşum. Aa, baklavalar pişmiş. Çünkü her şeyi karıştırdık yani o yüzden uykusuz evet, sürüyor yani. Geç de oluyor. Çekimler bayağı geç de sürüyor. O yüzden bir değişik oluyor evet. Aynen. Peki buraya gelen hamburger yemeye geldi müşteri. Evet. Dedi ki imza burgerimiz var, onu yemek istiyoruz dedi. Ama yüzü bir ekşidi. Şimdi sürekli burada olduğunuzu da biliyorum. Birçok insan açıyor ama hiç başında durmuyor. Ben garsonluk yapıyorum. Evet. Çok başında durduğunuzu da çok iyi biliyoruz. Beğenmedi ve yüzü ekşidi. Yanına gidip ne oldu? Tepkiniz ne oldu yani aslında? Şöyle aslında Allah'a şükür şu an caddede, Bağdat Caddesi'nde puanı en yüksek olan kişi Milan gibi. Baktık bu arada. Helal olsun. Gelmeden baktık. Helal gerçekten evet, de böyle yemek sepeti vesaire bakarsın. Öyle bir şey yok. Biz, yani ilk açıldığımızda da aynı lezzet gerçekten şu anda. Çünkü ilk açıldığımızda Somer Şef tam burada oturuyordu sizin bu sandalyede. Sonra ondan bir sene sonra tekrar yedi. Dedi ki sana helal olsun, hiç lezzet değişmemiş. Çünkü bu lezzet olayı çok iyi. Çünkü işin başında oldunuz. Gerçekten ekibimiz falan yani biz açıldığımızdan beri aynı ekibiz. Aynı kadroyuz, hiç değişmedik. Evet. Bir de elin lezzetçiye bir şey var bence. Net var. Var yani. Yani o yüzden bir de işimizin başında olduğumuz için aslında çok biz şikayet almıyoruz. Gerçekten hani alanlar vardır. Hani alan mekanlar. Çünkü biz her zaman işimizin başında olduğumuz için hemen değiştirebiliyoruz. Mesela sallıyorum. Çok tuzlu geldi bir et. Hemen onu değiştirip yenisini verebiliyoruz ki yani ne yoruma yansısın ne başka bir yere yansısın. Yani o yüzden hemen harika. Hızlı çözümlerle halledebiliyoruz her şeyi. Harika. Çok diyete gelen kişiler var. Vay. Evet. Biraz dedikodu. Evet eşine atıyor. Bana ısmarla diyor buradan. Evet. Siz yapsanız da orada. Sizin sevgiliniz var mı peki? Geliyor mu? Yiyor mu? Tadını kim var? Sizin sevgiliniz var mı? O ne demek? Benim kimsem yok. Kavam var. Aa bakın bekarmış arkadaşım. Evet sevgilim yani, yok maalesef. Yani şefiniz bekarmış, sevgilisi yok. Buradan İşten duyuyorum. Güçten vakit bulamıyoruz vallahi. Ya olur. Niye olmasın? Evet şimdi artık burgerimizi yapmaya geçebiliriz. Milan şefimize bir de mutfakta görelim istiyoruz. Şefim evet. Benim bir sorum olacak. Tabii ki de. MasterChef hak etmediğini düşündüğünüz biri var mı kazananlardan? Çok zor bir soru bu bence. Yemin ederim helal olsun da. En zor soru sordu. Ama ya şöyle aslında hani illaki mesela ben en çok şaşırdığım olay All Star'da Esra ablanın şampiyon olmasıydı. Çünkü kimse beklemiyordu. Evet. Kendisi de beklemiyordu. Buradan açık konuşayım. Evet. Esra abla da kendinin şampiyon olmasını beklemiyordu. Şimdi bu bir şef yarışması. Bu bir şef yarışması. Yarışması. Bu bir şef yarışması. Evet boş ver. Bu bir yemek yarışması. Evet. Ve
günün sonunda lezzetli tabak geçiyor. Evet, doğru. Yani doğru. Ben seni tutsam, yani seni tutsam, evet, seni desteklesem sen bir şeyi yanlış yaparsın ve elenirsin. Evet. O yüzden yani bir Esra ablaya herkes şaşırdı ve tüm Türkiye şaşırdı. Evet, doğru. Ama doğru. İyi ki de şampiyon oldu. Tebrik ediyoruz yine. Ablanın, bir kadının şampiyon olması kesinlikle bizim için mutluluk doğru verici. Esra abla, evet, selamlar. Dükkana bekliyorum, gelmedin daha. Herkesi çağırma. İkinci sorusunu alalım. Senden sıkıntılı sorular geliyor. Evet, yani dikkatli bekliyoruz. Bakalım, meraklıyız. Şimdi Sergen ve Tahsin döneminde çok samimi gösterdiler kendilerini o sezonda, sizin sezonunuzda. Ama sonra All Star'da biraz böyle gerginlik diyelim oldu. O sizce rekabetten dolayı mı? Sen bayağı izliyorsun ha yarışmayı. Helal olsun. Ya aslında şöyle, Sergen, Tahsin, Hasan, ben bayağı samimiyiz. Hatta bir şey söyleyeceğim. Saat kaç? 14. 3'te Hasan geliyor buraya. Ya. Evet, Nevşehir'den. Hasan Şef var, Biltekin. Süper. Evet, o geliyor buraya. Şöyle, biz dördümüz bir yakın arkadaşız zaten ama 2021'de başlarda bir herkes ilk defa tanışıyor, ilk defa evet tezgahlardayız. Evet, evet. Aynı evde kalıyoruz. Hı-hı. Yani her şeyi beraber paylaşıyoruz. Yani düşünün, Kızıl Sakal şampiyon oldu. Hı-hı. 6 ay aynı evdeydi. Yani ben 3,5 ay dayandım. Dayanamadım çünkü. Eyvah eyvah. Eğlendik. Evet. 6 ay yani şampiyon olan 6 ay o evde kalıyor. Yani sonuçta yediğimiz, içtiğimiz, her şeyimiz aynı. İlk zamanlar tabii herkese öğrenme aşamasındayız. Evet, evet. Çünkü mavi takım oluyoruz, kırmızı takım oluyoruz. Herkes evet. Tabii o yüzden ilk zamanlar böyle bir atışmalar vardı bizde. Hı-hı. Sonrasında hani tanıdıkça herkes ortaya çıkmaya başladı. Bizde hı-hı neler neler döndü. Ne yılanlıklar. Dönmüş. Anlatsak kitap yazılır yani. Bunu ikinci bölüm çekeriz bizim İlahi Şef'te, kesin yazılır, yani. Kitap yazılır. Yani bizde ne yılanlıklar vardı. Ya yani vardı derken ben de değil. Size yok. Sizde. Evet, bizim artık böyle karnımız biraz acıktı ve harika güzel burgerlerimiz var. Şefimiz evet bizim için mutfağa girecek. O zaman haydi mutfakta birlikteyiz. İmza burgerimiz neydi? Nankör kedi. Nankör kediyle başlıyoruz efendim. Buyurun. Evet, yapalım. Haydi, nedir bu? Bu ekmek benim tam 18 haftamı aldı. Evet. Aa, nasıl vallahi oluyor? Dükkanı, bu dükkanı, gördüğünüz dükkanı 6 ayda açtım. 4 ay boşuna kira ödedim. Evet. Ama 6 ayda... Az da anlasam alacağım. Anlat, evet evet anlat. Ya şöyle, bu ekmek için biz bayağı uğraştık. Hmm. Hatta şöyle bir gerçek var. Benim mutfak şefim 152 kilo oldu. Hey. Tada tada mı? Her gün ekmek yiye yiye. Evet. Şu, olmadı, o şu an, bir daha, o şu an yıllık izinde, yakında gelecek. Nisan 18'de mide ameliyatı oldu. Evet. Şu an 90 kilo eski kilosuna düşürdü. Buraya gelecek mi daha? Peki tarifini tabii vermeyin hepsini ama. Bedel ödendi. Bedel ödendi ama. Yani nedir özelliği? Ya aslında şöyle. Onu, tam tarif vermeyin. Şöyle tamam. Kısacık böyle bize, kısacık böyle bir nüans verin. Merak ettik diğer yani ekmeklerden farkı. Niye 18 ay yani? Ya şöyle, niye 18 hafta uğraştık bu ekmeğe? Hafta. Sırf böyle 18 hafta. 18 ay. 18 yıl. Bu ekmeği yaptık. Niye 18 hafta uğraştık bu ekmeğe? Evet. Şöyle zaten şu an ekmeği elleyin, zaten siz yiyeceksiniz. Ellemeyin, ben yok ama. Tamam şöyle, bu tamam, biraz şu an sert. Nasıl biz yiyeceğiz arkadaşlar? Şu an ha sert. Biz tamam, bu ekmek evet pişince yumuşacık pamuktan oldu daha ya, yumuşak oluyor. Şimdi süper göreceksiniz zaten. Şimdi sade yağımızı sürüyoruz. Hmm. Sade tereyağı. Tabii sade şöyle kızartıyoruz. Tadını evet farklılaştırıyor. Evet, sütsüz bir tereyağı zaten. Nankör kedi gel, gel. Neredesin canım? Oynayacağız kedi, mı burada? Kedi eti. Dans evet edeceğiz. Burada müziği hazırlar mısınız lütfen? Özel soslarımız varmış. Biraz bize Milan Şef'im anlatsın bakalım sosları. Evet. Şimdi bizim 3 çeşit etimiz, 1 çeşit tavuğumuz, hı-hı, geçen hafta menüye koyduğumuz bir frankfurterimiz var. Evet. Oo. Şöyle, beyziğin içinde turşu reçeli var. Yani turşu reçeli işlediğimiz olay. Hı-hı. Taze otun içinde de dereot bazlı bir yeşil otlarla yaptığımız, tazeliklerle yaptığımız bir sos var. Mayonez hı-hı bazlı bir sos. Hı-hı. Bu bizim Milangir'de en çok hani tavsiye edilen, çünkü basic. Evet. Nankör kedi birazdan anlatacağım koyarken. Tamam. Bu MacMillo kimler kimler istedi? Ya evet, MacMillo onu merak ediyorum. Bu onu da MacMillo çok merak ediyorum. Ünlü evet bir global bir burger markasının, hı-hı, dünya markasının evet klasik bir burgeri. Evet. Hı-hı. Ama onlardan daha iyi yaptığıma yemin edebilirim. Yemin edebilirsin. Evet. Peki kendiniz... Somer Şef'in favorisi de MacMillo. Peki kendinizden bir şey katıyor musunuz bunun dış, yani bunun içine? Tabii tabii. O yüzden zaten. Aynen. İşte elimizin ve tadı burada çıkıyor gerçekten ortaya. Gerçekten zaten bunu yetişkinler çok iyi biliyor. Böyle 40 üstü.
Çünkü onlar eskiden ilk o marka kurulduğunda çok tükettikleri için eski tadı şu an onlar da yok. Artık bizde. Artık sizde ya. O yüzden bayağı ben bir sos delisiyim. Ondan. Yani evet, sadece bunu kaşıkla yiyebilirim. Bizim çok bayağı güzel. İyi soslarımız. Çok reçetemiz çok farklı. Ha. Et reçetemiz. Bizim hiç baharat falan yok içinde. Pişerken atıyoruz sadece tuzu. Çok güzel. Aa, çok iyi. Az daha konuşsam vallahi bir milangri açacak. Vallahi evet. Vallahi. Kadar çok kendi kendimi patlatıyorum sürekli de ben. Çok çok güzel. Aa, bu arada şube açmayı düşünüyor musunuz Milan Şef'im? Evet. Onu da soralım bu arada. Başka nereye geliyor Milan? Benim 2 sene oldu artık geçen hafta 6 Aha. Kasım'da. Doğum günümde açtım bu dükkanı. Ya çok 23 güzel. Oldum, dükkanım da 2 sene oldu. Daha ya. Bebek. Vallahi bebek. Emekliyor ama güzel yerlere geliyor. Evet, o yüzden. Peki yurt dışına düşünüyor musunuz? Yurt dışına inşallah. Oo, bombalar geliyor, takipte yani, kalın. Şu an söylemeyeyim yerini. Hadi bakalım. Ama çok yakın zamanda zaten paylaşmış Sürprizlerle olacağım. Sürprizlerle geliyor. Evet evet, güzel harika, gidiyor. Harika, harika. Bu burger aslında beni anlatıyor. Ya. Hem acı hem tatlı. Bye. Çok iyi, hadi. Bugün yine bana. Böyle böyle böyle. Devam ediyoruz arkadan. Biz çalışıp geldik. Çok iyi. Bu arada şey de söylemek istiyorum. Bizi buraya sokmak istemedi. Ama bizi kıramadı hiç. Al, dışarı. Al dışarı. Al. Şimdi bu ananas. Biliyorsunuz bizde ananas var. En altında acı sos mu vardı? Evet. Ama en altında tatlımsı. Meyve tadı almazsınız zaten ananastan. Bu tuzlu bir ananas. Nasıl yapılıyor bu ananas? Ekşili mi yapıyorsunuz? Söylersem her gece. Hayır ama siz mi yapıyorsunuz? Evet her şey. Kol hariç her şeyi ben yapıyorum. Bir şey. Yakında bulacağım onu da yapacağım. Burada çıkıyor. Burada da yiyebiliriz. Ya patates. Et de geliyor. Çok iyi. Bir dakika. Bunun adı ne? Türüp mayonez. Ha. Onu da biz yapıyoruz. Alerjim var mantara. Şaka. Ama şey ya, ezmesini kullanıyoruz yani zaten. Yani çok gelmedi ama türüp deyince durdum yani. Şöyle bir gösterelim. Macmillo yiyorum. Buradan ankör yiyorum. Evet. Hazır mıyız? Ay, hazırım. Hadi bir saniye. Ne bir saniye? Biz dayanamıyoruz, ne bir saniye. Başladık. Hop. Muhteşem. Ellerimize sağlık. Afiyet olsun. Mükemmel. Çok güzel. Şöyle yapsak. Afiyet olsun. Ekmek? Ekmek ağzı dağılıyor. O zaman bizi ağırladığı için Milan Şef'imize çok teşekkür ediyoruz. Ben ve teşekkür ederim. Harika şarkımızla bitiriş yapıyoruz. Lütfen, lütfen öğrenin artık. Ama ya, olmaz gibi. Ayağınıza sağlık, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Çok mutlu olduk. Mükemmeldi. Tek şube asla yetmez. Kesinlikle. Evet, açacağız, açacağız. Çok bekliyoruz. Açılışıma bekliyorum. Evet. Nereye açarsam oraya gelin. Söz verin. Yurt dışına da geleceğiz. Ekipçe, tamam. Okey, tamam. Anlaştık. Bye bye. Geliyoruz.